Efendim, kışa girdik ama yolcular İstanbul'da üşümüyor. Şu kadrajın güzelliğine bakar mısınız? Efendim, İstanbul'dan, şehir hatları vapur iskelesinden, vapurda çay, simit, sohbetten herkese selamlar, sevgiler. Şehir hatları vapurumuz iskele yanaşıyor. Biz de biraz sonra Kadıköy'den Eminönü'ne başarılı oyuncu Hakan Karsak'la birlikte olacağız. Namı diyar, enişte. Her oynadığım rol parmak izi gibi. Hepsi birbirinden çok farklı ama. Ama Hatice ablamızı kırıyor ya. Kabalaşan insan güçlü insan mıdır? Aslında. Daha ağır başlı olan insanlara güçlü insan demek daha doğru mudur sizce? Geçmişe baktığımda evet geldiğim noktada bir profesyonel olabilirim ama geleceğe baktığımda hala amatörüm. Yani daha oynamaya ve çalışmaya değer bir sürü karakter var. Yani başrolü orta yaparsın, o golü atar. Hakan Bey, iyi gördük. Geliyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aleykümselam. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Kolay gelsin. Efendim, Hakan Bey'in anonsunu yaptık. Kendisi burada. Kendisine özür de dilemek istiyorum. Instagram hesabını ben kullanıyorum. Geçen tabii yorgunluktan Hakan yerine Hasan yazmışım. Gülücük de cevap yazdı. Sonra hemen düzelttik. Kusura bakma, karıştı. Genelde soyadı karıştırıyorlardı. Evet, soy isim karışıyor ama benim artık isim karışıyor. İsim de mi karışıyor? İsim de karışıyor. Karsak ne demekmiş? Karsak bir kavim adı aslında. Hı-hı. Aynı zamanda da bir kasabanın ismi. Ama bizimkiler hani nereden almışlar hiçbir fikrim yok. Babam çünkü Irak göçmeni. Göçtükten sonra soyadı kanunuyla babaannem, dedem böyle bir soy isim uygun görmüş. Diyarbakırlısınız. Kaç yaşında geldiniz İstanbul'a, bu taraflara? Ben 8. yılım. Son diziden sonra. Hakan Bey'in gardırobunda siyahlar çoğaldı mı? Ya siyah benim hayatımın vazgeçilmezi, sadece benim için çok iyi oldu aslında. Genelde siyah giyerim ama evet çoğaldı. Takım elbisem yoktu, takım elbisem oldu. Takım giyince duruş belli. Ağır adam duruşunu çalıştınız mı çok? Çalıştım. Vallahi çalıştım. Yani çünkü ilk defa ben aksiyonda oynuyorum. Evet. Daha çok dramatik şeylerde oynamıştım. Evet. Ben durabilir miyim mesela ağır adam? Kesinlikle benden durursun. Olur mu ağır adam? Vallahi olur. Olur mu? Olur olur. Benden oldu işte, senden. Ya kesin. Yağmur da yağıyor galiba. Biraz serpiştirecek ama Kadıköy, seni seviyorum. Islanmayı sever misiniz? Severim. Set gereği zaten genelde ıslanıyoruz. Ağır abi şemsiye kullanır mı? Aslında kullanması lazım. Saç bozulmasın diye en azından. Ama kullanır. Kullanır. Özellikle hanımefendiler için kullanması gerekiyor zaten. Tabii ki. Tabii ki. Yavaş yavaş geçiyoruz. Hadi o zaman. Hadi bakalım. Denize bu kadar yakın olmak şehir içinde güzel bir şey. Çok. Bir de ben Diyarbakır'da büyüdüm. Yani denizi çok çok sonra gördüm. Şimdi bayağı aşık gibi bakıyorum. O yüzden vapura büyük bir hayranlığım var. Ara sıra özellikle binerim. Yani hiçbir işim olmasa da biner, bir karşıya gider geri gelirim. Çok büyük olunca düşürüyor. Tek kelimeyle nasıl bir duygu? Muhteşem abi. Muhteşem bir duygu. Seviyorum ya. Devam. Eyvallah. Afiyet olsun. Vapurda çay ve simit. Sevgili seyirciler, vapurda çay, simit, sohbetten herkese tekrar selamlar, sevgiler diyoruz. Bugünkü konuğumuz bedenim enstrümanım diyor. Aslında tüm hücreleriyle oynayan bir isim. Sessizliği bile çok şey ifade ediyor. Son zamanların en sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın namı diğer eniştesi Hakan Karsak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz diyoruz. Hanımefendi telefonu çaldı. Telefon çalınca Nuri Bilge Ceylan'ın bir filmi vardı. Üç Maymun. Üç Maymun. Oradaki sahne aklıma geldi. Güzeldi. Kim arıyordu? Arkadaşlar. Bak konuşun. Önemliyse konuşun gerçekten ya. Belki karşı tarafta sizi bekliyordur. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Sadece hani ilk an heyecanı var. ama iyi ki geldim. Çok iyi. Her teşekkür şey ederiz. Biz de çok mutlu olduk. Yolcu konuklarımızı da biraz sonra tanıyacağız. Onlar da hoş geldiler. Çaylar, simitler sizin için diyoruz. Şimdi ülkede bir gündem var. Haberlerin gündemi var. Sizin gündeminizde ne var? Sizin hani bu gündemdeki olaylardan daha çok çekiyor.
Aslında her şeyi hemen hemen takip etmeye çalışıyorum. Bu sadece haber niteliği değil, yayınlanan her şey. Mesleki olarak da çünkü oradan çok faydalanıyorsunuz. Çok inanmayacaksınız. Belki kadın programı da izlerim, yemek programı da izlerim, haberleri de izlerim. Her şeyi izlemeye çalışıyorum ama... Kişisel gündemimizde ne var bu aralar? Kişisel gündemimde gerçekten eğitim var. Atölyem var, küçük atölye bir atölyem. Evet, atölye çalışmalarım. Ona biraz daha yoğunlaşıyorum. Bir de iş dışında biraz dinlenebilmek. Bir şeyler okuyabilmek, bir şeyler izleyebilmek, sinemaya gitmek. Mesela bugün buradan çıkınca hemen boşluğum var, bir filme gideceğim. Belli mi film? Evet. İyi, harika. İyi seyirler. Geçen hafta başka bir filme gittim, bu hafta da ayrı gideceğim. Çok güzel. Yolcu konuklarımızı da tanıyalım. Sizler evet. De hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beyefendi, hanımefendi. Hanımefendi de başındır tabii ki. Tamam. Nesrin Buyurman. İstanbul'da yaşıyorum. Özel eğitim öğretmenliği yapıyorum. Ne var buralar sizin gündeminizde? Atamalar var. Evet. Nereye atansanız hoşunuza gider. Genelde bu aralar doğuya yapılıyor atamalar. Mesela ben askerliği Hakkari'de yaptım. Siz Diyarbakırlısınız. Hani doğuya karşı... Yani tabii ki giderim. Mardin olabilir. Güzel, yani, turistik. Evet. Evet. Yani. Diyarbakır olsa? Diyarbakır'a da gitmek isterim. Merak ettiğim bir yer. Evet. Bekleriz. Yani inşallah giderim. Artık kısmetinize neresi varsa bize yazın. Evet. Beyefendiyi tanıyalım. Genelde takım elbise mi giyersiniz bizim program için? Yok, sizin program için değil. Hafta içi genelde giyiyorum mesleğimden dolayı. Ben avukatım. Bir de burada da giyiniriz. Avukat. Yani... Tişört giyince kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Tişörtlüyken. Özgür. Şort tişört. Özgür. Özgür hissediyorum, evet. Tişörtü tercih ederdim. Kim etmez. Yani dolayısıyla mecburen. Mecburen. Burada da o kimliği devam ettireyim dediniz. Evet, misyonu bozmayalım. Hoş geldiniz. Nerelisiniz? Bayburtluyum aslen ama uzun süredir İstanbul'da yaşıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ben de size başarılar İyi diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi başarı insanın istediğini elde etmesi, mutluluk ise elde ettiğini istemesiymiş. Güzel. Şimdi Hakan Bey felsefe eğitimi aldığı için hoppala böyle başladık. Başarı dediğimiz şey aslında çok içsel bir şey. Yani... Öğrencilerime de söylüyorum, kendime de bunu telkin ediyorum. Başarısızlık bile bir başarıdır, yani denemektir aslında. Bir şeye başlangıç noktasıdır. Siz mutluysanız ve tatmin oluyorsanız onun adı başarıdır. Bunu kimseye göstermenize ya da ispatlamanıza, kanıtlamanıza gerek yani yok. Yani aslında sözde olduğu gibi bizim istememiz gerekiyor. Tabii ki bu bir tercihtir. Yaşamdaki her şey bir tercihtir ve bu tercihleri siz uygularsınız. Yani kendi yolunuzu aslında kendiniz çizersiniz aldığınız kararlarla. O yüzden tercihlerimizi yapmadan önce iyi düşünmemiz lazım. Kesinlikle. İstediğiniz şey olması kesinlikle çok önemli. İstediğiniz şeyi tercih etmeniz gerekiyor. Bazen insanlar başarılı oluyorlar ama istemedikleri şeylerle çalışarak başarılı olabilir bir insan yani. Kesinlikle. Siz mesela mutlu bir avukat mısınız? Yoksa başarılı bir avukat mısınız? Başta biraz göreceğin ama ben mutluyum. Heh, o zaman İşimi güzel. Seviyorum. O zaman güzel. Yani... O zaman güzel. Neşe ile mutluluk nasıl yaparsınız? Mesela insanlar neşeli olma halinde aslında mutlulurlar diyebilir miyiz? Çünkü neşeli olma hali de insanın kendisini gösterdiği haldir mesela aslında. Kendi potansiyelini gösteremediğimiz zaman aslında mutlu olamayız. Mesela şu anda çok konuşmuyor ama bir dava konusu olsa, hakim karşısında olsa o potansiyelini konuşturduğumuz için belki daha mutlu olacak. Kesinlikle öyle. Aslında kendinizle eğlenmekle başlıyor her şey. Eğer kendinizle eğlenebiliyorsanız, kendi içsel mizahınızı yapabiliyorsanız her alanda mutlu olabilirsiniz. Yani size mutsuzluk veren şeylerde de mutlu olabilirsiniz. O iç manipülasyondur. İç manipülasyona yenildiğiniz zaman orada kaybedebilirsiniz. O yüzden kendinizle mizah yapın diyorum. Sevgili seyirciler, yolcularımız inerken biz sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Hakan Bey bir oyuncu olmanın dışında aynı zamanda bir oyuncu koçu. Evet. Bütün her şeyi belirleyen oyuncudan önce senarist oluyor ya, yazanlar onlar sonuçta. Senaristler nasıl insanlar deser? Sizin tanıdığınız senaristlerden nasıl bir çıkarım yaparsınız? Çok fazla senarist tanıyorum. Onun hayal dünyası aslında bizim yaptığımız, onun kafasında kurguladığı şeye can vermek. Ama önce o hayal dünyasını görmek lazım. Türkiye'de gerçekten... Senaristler sizi seviyordur çünkü o hayali karşına veriyorsunuz. Umarım öyledir. Umarım öyledir ama... Onların işi galiba bizimkinden biraz daha zor. Çünkü ilk başlangıçta yazdıklarında hani kast yapılmamış oluyor. Hayallerindeki kişiyle aslında tam karşılaşmamış oluyorlar. Son dizinizin de başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi senaristlerin Kesinlikle. Aslında arka taraftaki tüm oyunculara bir karakter yazıyor olması. Evet. Aynı anda 30 kişiyi düşünüyorlar, 30 farklı karakteri düşünüyorlar. Muhteşem bir matematik yapıyorlar ve o matematik tıkır tıkır işliyor ki biz 4 sezondur yayındayız. Diğer karakterlerde daha böyle
kafa açık, özgür olabiliyor galiba. İyi, pasör deriz. Pasörler çok önemli. Yani başrolü orta yaparsın, o golü atar. Hep onların gol atması, ne diyorsunuz? Forvet onlar. Yapacak bir şey yok. Herkes görevini yapıyor. Bir futbol maçında da orta saha mı olmak isterdiniz peki? Ben defans olmak isterdim. Defans daha iyi. Sizin boy uzun. Basketçisiniz gibi. Hayalimdi ama olmadı. Ama bir senaryo şeyi bende de var yani. Yazma durumu. Var. Öyle bir ülkede, o kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki herkesin bir hikayesi var. Sevgili seyirciler, vapurumuz Eminönü iskelesinden tekrar Kadıköy'e hareket etti. Tabii bir vapur çekiminde programı çekemediğimiz için biz karşıya gidip tekrar dönüyoruz sevgili Hakan Bey'le. İlk seferi anlamadınız peki? Vallahi hiç anlamadım. Ben vapur hangi ara hareket etti, hangi ara Eminönü'ne ulaştık hiç fark etmedim. Böyle işte. Bir ara dışarı baktığımda Eminönü'ydü. Yeni yolcularımızla birlikteyiz. Sizler de hoş geldiniz. Arka tarafta da yine bu sefer de bize eşlik eden, alır mısın mikrofonu? Yeni yolcularımızdan Özbekistanlı misafirlerimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyiyiz. Geziye çıktınız. Evet, karşıda. Hakan Bey'i de tanıyorsunuz galiba. Evet, enişte. Enişte. İstanbul'da olmak nasıl? Çok iyi ya. İyi mi? Çok iyi. Çay simit? Çok iyi. Ama ben Suudi Arabistan'da kalıyorum. Öyle mi? Evet. Çalışıyorsun? Orada çalışıyoruz. Tekstil işini yapıyoruz. Yapıyorsun. Var mı Hakan Bey sorun diziyle ilgili? Ama Hatice ablamızı kırıyor ya. Aile meselelerine girmeyelim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Güzel yolculuklar. Aslında maço gibi görünen, aslında aile ilişkilerine değer veren çok insanlar fazla, evet. Onlar. Yani evet. Dizindeki siz ve diğer ekip, hı-hı, değil mi? Evet, öyle yani. Yani dışarıda başka ama bir adam, içeride başka bir adam. Dünkü bölümde? Dünkü, şimdi eşimle arayı düzeltmeye çalışıyorum yani. Normal hayatta? Normal hayatta ayrıyım ama bir kızım var. Kızımla güzel bir yaşamımız var. Yaşadık. Allah bozmasın. Sağ olun. Maçoluğun aslında hani bir diğer tarafı da aslında o hani sahiplenme durumu. Aile çok önemli bir aile. Kurum. Her şeyden daha öte olması gerekiyor. Kesinlikle. Çaylarımıza geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim. Başka şöyle bir soru sorabilirim belki. Buyurun, buyurun. İleride tiyatro veya sinemada bir yol ayrımı olur mu? Yani birisini tercih etme konumuna gelir misiniz? Umarım öyle bir ayrım olmaz ama ayrım olursa ben galiba tiyatroyu tercih ederim. Her oynadığım rol parmak izi gibi. Hepsi birbirinden çok farklı ama onlar benim elim. Neticesinde onların bütünüyle işimi yapabiliyorum. Sevmekten öte onlar da bana bir şey katıyor, bir şey öğreniyorum onlarla beraber. Yani geçmişe baktığımda evet geldiğim noktada bir profesyonel olabilirim ama geleceğe baktığımda hala amatörüm. Yani daha oynamaya ve çalışmaya değer bir sürü karakter var. Yine felsefeye geçiyorum. Tamam. Descartes'in bir müthiş sözü var. Descartes'in bir gün meditasyon yapmak amacıyla sobaya girdiğini, bir gün boyunca sobada kaldığını biliyorsunuz. O çıktıktan sonra da o meşhur sözü söylüyor. Düşünüyorum, öyleyse o zaman varım. Öyleyse varım. Hı. Şimdi insanın var olma hali düşüncesiyle olmuyor tabii ki de bence. Yani düşünmek sadece var olmaya yeten bir şey değil. Sonuçta bir şekilde bunu icraata da geçirmek gerekiyor. Siz kendinizden yola çıkarak varoluşunuzu düşünmekle mi, hissetmekle mi yoksa üretmekle mi daha çok gerçekleştiriyorsunuz? Elbette ki hepsiyle. Birebir izah edemeyebilirim ama bazen kendinizi izole edebilmeniz lazım. Dışarıdaki şeyleri görüp doğru düşünebilmek adına. Şimdiki nesle anlatayım bunu. Sürekli uygulamalar var bir telefonda. O uygulamaları kapatmanız lazım pilin uzun ömürlü gidebilmesi için. Bazı uygulamalarımız var yani dışarıda gördüğümüz her şey bizi manipüle edebiliyor ya da algımızı dağıtabiliyor. Algıyı toplamak için ilginç bir konsantrasyon yöntemidir. Bunu çok fazla kullanmışlardır. Yani yokluk anını, o sıfırlama anını. Ama sorunuza gelecek olursak elbette ki her şeyi düşünmekten geliyor. Düşünerek aslında bütün kavramları oluşturuyorsunuz ve kendi varlığınızı da o kavramların içerisinde bulmaya çalışıyorsunuz. Bu insanın kendi keşfi gibi. Kendinizi keşfetmeniz için önce düşünmeye, sonra üretmeye ve sonra bunu pratiğe geçirmeye çalışmak lazım. Buradan yine başka bir şeye geçelim. Hayatın içerisinde güç önemli bir şey. İşte güçlü insan olma durumu önemli bir şey. Kabalaşan insan güçlü insan mıdır? Aslında. Daha ağır başlı olan insanlara güçlü insan demek daha doğru mudur sizce? Güç karakterdir. Karakter olarak doğruysanız bence en güçlü yer orasıdır. Herkese saygı duyabilmek, kendinize dahil. Herkese ve her şeye saygı duyabilmek. Yani sadece insan olabilmek. Değil mi? İnsan olmak bu kadar. Doğru. Başka da bir şey yok. Aslında Allah'ın yüceliği hepimiz aslında eşsiz olmayı istiyoruz.
Ama kimse kimseye benzemiyor. Zaten aslında hepimiz eşsiziz. Başta bunu unutup sonradan eşsiz olmaya çalışma hali ilginç değil mi? Tabii. Yaşamın en temel gerçeğini unutarak yaşıyoruz. Tek temel gerçek var, o da ölüm. Biz bunu unutarak yaşıyoruz. Hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz. Aslında burayı bilirsek yaşamak daha kolay ve daha güzel olabilir. Vallahi yatak odamda ölümü hatırla yazıyor. Numarımda var. Memento mori. Güzel bir söz. Baktıkça hatırlıyor. İnsan o zaman bu hayata çok bağlanmıyor. Tabii ki. Yani. Ve ona göre yaşamaya başlıyorsunuz. Evet. Nesrin Hanım bu duruma ne yorum yapacak? Ne yapar? Ölüm beni daha çok hüzünlendirir, ölümü düşünmek. O yüzden ben ölümü düşünmeyi tercih etmiyorum. Ben daha çok yaşamı düşünmeyi tercih ediyorum diyelim. Aslında ters felsefe. Evet. O tarafı bilirseniz hüzünlenmemek için doğru yaşıyorsunuz. Ve ben mutlu yaşıyorsunuz. Ben düşünmeyi çok tercih etmiyorum. Yani. Mutlu yaşıyorsunuz. Evet. Şimdi Sinan öyle bir noktaya geldi ki bence, bu benim çoktandır aslında düşündüğüm bir şey. Yani artık hatta geçen de vardı, vizyona yeni girecek bir film. Ya hep komedi üzerine artık. Ya farklı filmler çekiliyor da sinemada gördüğümüz filmlerin çoğu komedi. Evet. Sektörel kaygı başladı. Evet, Yeşilçam'da aslında o sektörel kaygı yoktu. Yeşilçam'da gerçekten iyi bir üretim vardı. Çünkü adı Yeşilçam'dı. Bir sektörde kaygı varsa bazen üretim değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden evet, doğru, haklısınız. Çok fazla komedi filmi çekiliyor. Bugünün çocukları sizce ne olmak istiyor? Hiç deniz görmemiş çocuklarımız vardı. Çadır kurduk ve 15'er günlük kamp olarak oraya götürdük. Bunun içinde işte resim atölyesi vardı, tiyatro atölyesi vardı, bir de yüzme atölyesi vardı. Benim telefonuma mesaj geldi 2 gün önce bir ajanstan. İşte dediler görüşelim falan. Ben de ajansa bir iyi ben uğrayayım müsait olursam dedim. Diyarbakır'da sinema makinisti olmak acaba o dönem orada hani oraya filmler nasıl ulaşıyor? Kısa filmden öğrenci filmi olarak başladı. Festivallere katıldılar, bir şanslarını denediler. 2 tane en iyi erkek oyuncu ödülüm benim öğrenci filmlerindendir. Hangi senaryolarla karşılaşıyorsunuz? Gençlerin kafasında ne var yani? Dertlerine? Ya valla kızıma da hep söylerim. Hep çocuk kal ama güzel büyü. Alo, vapurda çaysın bir sohbet. Konuk olarak gelmek istiyorsanız Instagram'dan DM'den mesaj gönderebilirsiniz kaptanım. Şimdi yanımızda yolcu konuklarımız var. Onlara söz hakkı verelim. Hanımefendi iletişim fakültesinde okuyormuş diye biraz önce sormuştuk. Kardeşim. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl iletişim fakültesinde okumak? Yok, aslında üniversite değil, lisesinde okuyorum. Ha, lisede okuyorsun. Evet, lisede okuyorum. Kaç yaşındasın? 18'e yeni girdim. Bu sene staj yapıyorum ama ajans da yapıyorum. Böyle yani. Kardeşsiniz. Evet, abla. Ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Mikrofonu. Nereye gidiyorlar merak aslında ettim. Aslında benim telefonuma mesaj geldi 2 gün önce bir ajanstan. Ben de yurt dışında okuyordum Viyana'da. Yeni döndüm. İşte dediler görüşelim falan. Ben de ajansa bir iyi ben uğrayayım müsait olursam dedim. Oyunculuk ajansı. Evet. Kastip yani isim vermek olur mu bilmiyorum ama. Oyunculuk ajansına git toplantıya gidiyorsun. Evet evet bir görüşmeye gideceğim. Kaçta toplantı? 3'te ama ben dedim zaten fazla müsait olmuyorum. Uğrayabildiğim zaman uğrayacağım dedim. Çok güzel. Oyuncu kaprisini erken başladı. Yok estağfurullah. Öyle bakalım. Hatta şu an kameraları görünce de kız kardeşime dedim ki aa burada mı başladı acaba? Öyle girdik. Evet. Kadar. Çok güzel. Dizi seyrediyor musunuz? Ya ben aslında 3 yıldır Türkiye'de değilim. Hiç dizileri de izlemiyorum ama... İzleyeceğim ama eve gidince bakacağım. Tanıştığımdan emin ol. Çayı özlüyor musun yurt dışındayken? Viyana'da var evet, mı Var da aynı tat yok. Türk restoranlarında var ama bizim Türkiye farklı oluyor. Evet farklı. Peki. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Siz sağ olun. Abi sizin var mı sorunuz? Eniştemiz yenge yüzmesini yeter bize. Için. Gündem bu oldu. Hiç şansı yok nasıl? Eyvallah. Ben bu gündemden yengeleri üzmeyin bütün eniştelere söylüyorum. Yani siz de evlerinizde üzmeyiniz. Siz bekar mısınız? Bekarım. Siz de? Ben de bekarım. Bekarsınız. Onların üzecek kimsesi yok. Evet. Ben bir tane soru sorayım o zaman. Eğer oyunculuk mesleğini tercih etmiş olmasaydınız hangi kariyerde ilerlemeyi düşünürdünüz? Ya sanırım eğitmen olurdu. Galiba öğretmen olurdum. Evet sevgili Hakan Bey, şimdi hafızamız aslında hepimizin yanında taşıdığı günlükler. Böyle güzel bir söz var. Yaş ilerledikçe ki siz yaşınızı göstermiyorsunuz da diyeceğim ama burada pot takırmak istemiyorum. Estağfurullah. 33 müydü? 43. Hafızanız sizin için de gerçekten yanınızda taşıdığınız bir günlük mü? Hafızam kesinlikle bir günlük. Yani tabii o günlüğün içinde silmem gerekenleri ara sıra siliyorum yani. Çok güçlü bir hafızam vardır. Çok çabuk unutmuyorum.
Onlar güzellikleri mi hatırlarsınız yoksa yaşanmış kötü şeylerim? Sanki Nesrin Hanım böyle kötü şeyleri hiç unutmayacak ya, gibi. Ya ben o konuda gayet... Değil mi? Öyle. Değil mi? Evet. Evet, hiçbir şey unutmuyorum. İyi şeyleri de unutmuyorum, kötü olanları da unutmuyorum. Ben de kendime demokratik sizin davranıyorum. Sizin sildikleriniz? İki tarafı da hatırlıyorum. Yani iki taraftan da çıkarmam gereken bir sürü şey var. O günün psikolojisine göre yani çok üzünlüysem kötü şeyleri hatırlıyorum. Bu noktada mesela çadır kurmak desem ne anımsatır size? Vallahi güzel şeyler anımsatır ama kuracağımız yer önemli tabii çadırı. Siz de nesiniz? Yani ben olumsuz bir şey hatırladım o yüzden söylemek istemiyorum. Ne oldu merak ettim. Yani deprem çadırı gibi bir şey hatırlıyorum. Hemen aklıma olumsuz şeyler geliyor. Yani çünkü öğrencilerime bunları anlatıyorum ya. Yani depremle ilgili alınması gereken önlemleri anlatırken. Size çadır kurmak desem? Değil mi? Dediği gibi bazen çok üzün ama bazen de çok keyifli şeyler için oluyor. Hüzün olarak evet, deprem bölgesinde çalıştım ben 1,5 sene UNICEF'teyken. O taraf hüzünlü ama o hüzünü de deprem aslında... Deprem çocuklarına çadır kurarak aslında orada çadır tiyatrosu yaptınız. Çadır tiyatrosu yaptık ve Diyarbakır'dayken de hiç deniz görmemiş çocuklarımız vardı dar gelirli mahalle aralarında yaşayan. Bizim Diyarbakır'a da en yakın Hazar Gölü vardır. Biz Hazar Denizi deriz doğullar olarak çünkü bizim için orası denizdir. En yakın su birikintisi orada. Gönüllü arkadaşlarımızla beraber belediyenin katkısıyla o bölgede çadır kurduk ve hiç suya girmemiş ya da gitmemiş bütün genç çocuklarımız, gençler ve çocukları 15'er günlük kamp olarak oraya götürdük. Bunun içinde işte resim atölyesi vardı, tiyatro atölyesi vardı, bir de yüzme atölyesi vardı. Çünkü ben kendimden biliyorum, uzun yıllar deniz görmedim. 43 yaşındayım, hala yüzme bilmiyorum. Bir öğrenemedim. Hala suyla aramda bir mesafe vardır. Çok görmediğiniz bir şey sizde tedirginlik yaratır ya. Çok uzun süre görmediğim şey bende demek ki tedirginlik yarattı. Ayağımın yere değmesi lazım benim kesinlikle. Çocuklardan yola çıkarsak hepimiz aslında çocukken bir şeyler olmak isterdik. Yani sinemacılar Tarkovski olmak isterdi. Bugünün çocukları sizce ne olmak istiyor? Bugün çocukları ünlü olmak istiyor. Yani kendi kızımdan yola çıkarak söylüyorum. Arka tarafta yani... Evet, değil mi? Ya internet fenomeni olmak istiyor ya çok ünlü olmak istiyor. Ama Tarkovski olmak isteyen yok. Yok, kalmadı. kalmadı. Herkes ünlü olmak istiyor. Öyle mi gerçekten de? Bence de öyle. Çünkü şu anda devir değişti ve insanlar daha kısa yoldan ve para kazanmaya bakıyor. Özellikle internet fenomenleri. Yani ben şöyle doğru buluyorum. Eğitim devam ettiği sürece onu bir yanda yapabilirsin ama bence önemli olan eğitim daha önemli olduğunu düşünüyorum her zaman. Öyle. Teşekkür ederiz. Tamam. Geldik sanırım. Evet, birazdan sizi uğurlayacağız. Bu arada... Sen kim olmak istiyorsun mesela? Ben küçükken bilim kadını olmak istiyordum. Bilim kadını? Evet. Astronot olmak istiyordum. FBI'da çalışmak istiyordum. Şimdi ne olacaksın gibi? Sonra ünlü popstar olmak istiyordum. Öyle çok hayallerim vardı. Bakalım. Hala bu burcunuz kadar karışık mısın? Yok değil. Tamam. Ben Burcum Kova. Kova ben de Kova'yım. Evet, teşekkür ediyoruz. Gelecek nesillere çok şey bırakıyoruz. Aslında hiç farkında değiliz. Ama bir sonraki jenerasyonu biz yaratıyoruz. Onlara doğru şeyler bırakmamız lazım. Babanız size güzel şeyler bırakmış. Çünkü zaten filmin içindeymişsiniz. Makinist evet. Çocuğu olarak evet, büyümek. O anılar falan çok güzel yani. Çok, çok, çok güzeldi. Makine dairesinde büyüdüm. Yani salonda film seyretmek yerine o makine dairesindeki küçük kareden kafamı sokup hatta bazen perdeye kafam da yansıması geliyordu. Babam çok kızardı ona. Hatta bir sefer de kuş yapmaya çalışmıştım. Bayağı ıslıklamışlardı. Makine dairesine girişimi yasaklamıştı benim aşağıda seyredeceksin diye. Makinist çocuğuyum ve bundan dolayı da çok mutluyum. Onun sayesinde... Babanız hayatta mı? Yok, anne baba yok hayatta değil. Allah İkisi de arda arda kaybettim. Mekanları cennet olsun. Haklarını, emeklerini asla ödeyemem. Siz birçok ödülü de zaten önce evet. Anne babanıza sonra işte kızınıza armağan ediyorsunuz. Öyle ben Diyarbakır'da büyüdüm. Hani yaş 43 olduğu için. Onlar oradalar mıydı? Oradaydı. Herkes oradaydı. Bu hayatta hep bana destekleyici olmuşlardır. Yani yaptığım hiçbir şeyi çok sorgulamadılar. Diyarbakır'da sinema makinisti olmak acaba o dönem orada hani oraya filmler nasıl ulaşıyor? Adana'dan geliyordu. O zaman pazar Adana'daydı. Oradan geçiyor. Tabii Çukurova derlerdi. Sizin Yılmaz Güney hayranlığı da çocuklar da. Kesinlikle. Babamdan kalma o bize. Babam büyük hayranıydı. Hatta Umut filminde falan da beraber tanışıp kendi akrabalarıyla falan oynamışlığı da var. Babam oynamadı ama bizim çok akraba oynadı o Umut filminde. Şimdi o zamanki sinema ahlakına ve disiplinine baktığınız zaman da nereden nereye geldiğimiz konusunda bazen hayıflandığımız oluyor. Üzüntülerimiz oluyor yani. Doğru.
Bu arada sözünüzü kesiyorum. Çünkü yolcularımız inecek. Hanımefendiyle ilk görüşmesine uğurluyoruz biz buradan. Bol olsun. Şans diyoruz. Ben de çok memnun oldum. Hoşçakalın. Hoşçakal. Hoşçakal abi. Programımızı Instagram'dan Vapurda Çay Simi Sohbet diye takip ediyorsun. Bir hafta önceden duyuru yapacağız. Bir de sim çeksek mi? Bir ayağa kalktık. Olur tabii. Hoşçakalın. Efendim küçük bir mola. Hoş bulduk. Biraz sonra yeniden buradayız. Sevgili seyirciler, önemli olan yargılamak değil, anlamaktır. Dertleşme durumundaydık biz biraz önceki arada. Evet. Dertleşiyorduk burada. Nesin Hanım'ın dinliyorduk biraz diyelim. Dertleşirken insanları anlamaya çalışmak önemli. Aslında hepimiz o dertleşme sürecinde ister istemez aslında yaptığın doğru değil ya da yanlış gibi böyle hatalısın gibi yargılama durumlarına girebiliyoruz. İyi bir dert dinleyicisiyim. Sağ olsunlar fikirlerime de güvenirler. Çünkü dertlerine saygı duyuyorum. Ama ben de çok dertlendiğim zaman anlattığım bir iki arkadaşım vardır. Onlar da çok kahrımı çeker benim. Ama iyi bir dinleyiciyimdir. Hanımefendi. Bir dakika ben şimdi hanımefendi mikrofonu ya. Abi şimdi vapurda cazibiz ama biz çok hızlı gidip geliyoruz. Bugün yolcular konuklar değişim. Neredesiniz? Gezmeye, Erzincan. Erzincanlısınız. Tatile mi geldiniz? Oğlumu ziyarete geldim. Üniversitede mi okuyorsun? Çalışıyor musun? Nasıl? Oğlunuz iyi mi? Çok şükür. Bekar mı? Evet. Evlenmesini istiyor musunuz? İsterim ama. Var mı bir şeyler? Yok. İnşallah diyoruz. İnşallah olur, hayırlısı olsun. Ne iş yapıyor? Ben sinema mezunuyum da. Siz bu tarafa bakabilirsiniz bu arada. Sinema mezunuyum. Evet. Bugün sinemacılarlayız yani. Evet, biz de yeni yeni İstanbul'da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hadi sektöre. Ben her yıl bir kısa filmde gönüllü oynuyorum, aklımda olsun. Ha öyle mi abi? Ben evet, çok Hakan Bey'in öyle bir şey var. Ben oradan da şunu sormak istiyorum. Şimdi Hakan Bey öğrencilere destek vermek amacıyla bazılarını gerçekten de prodüksiyon aşamasında yapımcılığını yapmak için destek oluyor. Bazılarını da oyunculuğuyla evet. Var oluyor. Daha çok hangi senaryolarla karşılaşıyorsunuz? Gençlerin kafasında ne var yani? Dertlerine? Abi o konuda gerçekten çok iyiler. Yani buradan herkese sesleniyorum. Yeni mezun arkadaşların senaryolarına baksınlar. Dertleri daha çok kaos. Kaos. Evet yani o kaosu çözmeye çalışıyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Yani bunun içinde bilim kurgu da var, kendi içsel dramları da var. Sorduğun soruya en net yanıtım yüzleşme. Bütün hikayelerde bir yüzleşme çabası var. Muhteşem senaryolar var. Normal. Ben ikisiyle ödül aldım. Öğrenci filmini. Öğrenci filmi diye başladı. Kısa filmden öğrenci filmi olarak başladı. Festivallere katıldılar, bir şanslarını denediler. İki tane en iyi erkek oyuncu ödülüm benim öğrenci filmlerindendir. Bu soruya cevap vermesi çok kolay değil ama adam gibi adam cümlesini kime söylersiniz? Ya ben o cümleyi çok şey buluyorum. Ne buluyorsunuz? Yani kadına söylenebilecek bir şey değil. Adama da söylenmesi doğru bir kelime değil. İnsan gibi insan demeyi daha tercih ediyorum ama adam gibi adam... elbette ki bu bir tabir neticesinde. Bunu mafyanın çok... içindesiniz sonuçta. Evet, mafyanın içindeyim. Adam gibi adam kime derim? Diziden yola çıkarak. Oktay abiye derim. Oktay'ın sırrı ne? Oktay Kaynarca'nın sırrı ne? Zihninde çok iyi okuyor karakteri. Çok iyi okuyor. Çok teşekkür ediyorum sana. Çok teşekkür ederim. Neslihan'ın şekerli içiyor. Siz şeker almıyorsunuz. Ben bir tane rica edebilirim. İster misiniz? Tamam. Abi şeker de getirebilirsen çok mutlu oluruz. Yusuf Bey tek isim mi var? Başka isim var mı? Yok, tek. Abi çok teşekkür ederiz. Evet, ben konuyu değiştirmek istiyorum. Buyurun. Genelde tatil deyince aklımıza hep denize girmek ve güneşlenmek geliyor. Siz az önce yüzme bilmediğinizi söylediniz. Güneşlenmek gelmiyor bizim aklımıza. Evet, sizin tatil anlayışınız nasıl? Ben daha sakin tatillerden hoşlanıyorum yani. Hakikaten tatil dediğiniz şey dinlenmektir. Bazen bence kadınlar yoruluyor mesela. Tatile gidip çok yorulup geri dönen insanlar tanıyorum yani. Ama şeyi sevmiyorum, şu her şey dahil durumlarını çok sevmiyorum. Gene tatilde de her şeyimi kendi tercihlerime göre yaşamayı daha doğru buluyorum. O yüzden sakin bir kasabada olmayı tercih ederim. Mesela bir de şey var, iki gün tatil, üç gün tatil diyor. Yani gitmesi, yerleşmesi, bir de abi, iki gün sonra... Abi oluyor bazen, vallahi bak. İki günlük tatil nasıl oluyor? Yapar mısın abi? Ben yapmam farklı mı? Yerlere gidip görmeyi tercih ederim daha çok. Yani. İyi bir oyuncu
olmak için iyi mimiklere sahip olmak, mimikleri iyi kullanabilmek gerektiği bir şey var mı? Mimikler falan oluyor ya mesela. Aslında temel gerçeklik, evet, jestlerinizin çok doğru, beden dilinizin doğru olması lazım. Yani mimikleri bedenden çok ayrı kılamayız. O jestleri verebilmek için bedenin diğer uzuvlarının da ona hizmet etmesi lazım. Yani hayret ediyorsanız elleriniz yanında hayret edemezsiniz. Eller, kollar buna hizmet etmek zorunda. Bir hayret etsiniz. Aniden olmuyor. Jest ve mimikler aslında zihninizdeki kelimelerin karşılığıdır. Bir şeyi söylemek gerekmiyor. Benim adım Gültepe'de mesela benim en zor yerim oydu. Repliğim yoktu ama... Durarak değil mi? Hiç evet, konuşmayarak yani. Hiç konuşmadan bir şeyi ifade etmeniz gerekiyor. Demek ki gerekiyor yani. Mimikler tabii bütünün... Çok önemli. Çok önemli. Ne düşündüğünüzü aslında... Donuk bakışlar. Yüzünüz ifade eder. Mesela Oktay Karnacı'da bir an böyle duruyor. Durması var. Yapar. Yapar değil mi? Baktığımız zaman oyuncu, çok başarılı bir oyuncusunuz. Ama inşaat fakültesinde... Evet, inşaat da okudum, felsefe de okudum. İnşaat da okudunuz, felsefe. İnşaat bitti mi? Bitti. Hiç yaptınız mı inşaat? İnşaatlarda çok çalıştım. Çok çalıştım ama İnşaatlarda o lise... çok çalıştınız. Evet. Nasıl işler? Lise döneminde. Eniştem var, kulakları çınlasın. Ara ara onun yanında inşaatlarda çalışırdım. Boya, sıva, elektrik. Elektrik tesisatı. Onunla beraber çok duvar kırmışımdır. O zamanlar teknik imkanlar da çok zayıftı, böyle murç ve çekişle yapardık. Yok, çok çalıştım onunla beraber inşaatlarda da. Onu bilirim ama yapmadım. İnşaattan mahalleye geçelim. Esnafla iletişiminiz nasıl? Bakkalla, kasapla var mıdır öyle? Nerede oturuyorsunuz öncelikle? Ben Kadıköy'de oturuyorum ama tamamen mahalle kültürüne ihtiyaç duyuyorum. Ben hep öyle yerlerde oturmayı tercih ediyorum. Bu da çocukluktan yani, gelme bir alışkanlık. Nesin yani, Hanım siz? Ben de Güzelyıl'da oturuyorum, Pendik tarafında oturuyorum. Siz? Ben Kağıthane'de oturuyorum. Güzel. Yani, var mı orada mahalle kültürü? Yani daha çok yabancılaşma kültürü var. Yani karşı işte, komşunuz kim? Karşı komşumuz kim yani? Kim oluyor? Bir emekli çift. Adını biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Siz biliyorsunuz karşı komşunuz? Evet, tanıyorum herkese. Kim karşı komşunuz? İsimlerini bilmiyorum, onlar yeni taşındılar ama alt kattaki komşularımızı alt tanıyorum. Alt katı biliyorsun evet. Çünkü çok şikayet geliyor. Hayır. Az önce aradılar. Üst katta olunca. Özellikle duvarı yumrukluyormuşsunuz. Siz bilir misiniz gerçekten? Yani... Bilirim, ben mahalle kültürünü çok severim. Esnafın da ismini bilirim. Kasaptan alışveriş yapmayı severim. Manavdan alışveriş yapmayı severim. Bunlar önemli. İnsan yaşadığını çok hissediyor. Çok unutmamamız yani, lazım. Yani evet. Özellikle bizim toplumumuzun zaten en güzel o anane kültürü dediğimiz yer hep oralardan çıkmıştır. Onu kaybetmememiz lazım. Yani eskiden kapı pencere açık giderdik. Yani ben hatırlıyorum, rahmetli babama yan komşusu. Hiç dükkanı kapatmadan Ermeniydi, kiliseye giderdi. Babam da cumaya giderdi. Ama hiç o dükkanlar kapanmazdı. Diyarbakır'ın neresindeydi? Merkezde misin? Mardin Kapı'da. Neden oranın eti ayrı güzel ya? Efendim? Neden o tarafların eti ayrı güzel oluyor? Abi onu ben çok araştırdım, hemen izah edebilirim sana. Çünkü mevsim olarak dört mevsimi yaşayabilen bir bölge orası. Hayvanın eti çok soğuktan kasılmadığı için hep daha yumuşaktır, daha lezzetlidir. Ama Erzincan'ınki biraz daha serttir. Hava soğuk değil mi? Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Ancak kardeşçe yaşamayı öğrenemedik sözü var Martin Luther King'in. Siz barışa dair, bu kardeşliğe dair ne söylersiniz? Şöyle söyleyeyim. Bir de sizin en son çocuklara bir mesajınız olsun. Tamam. Bizim yetişkinler olarak savaşsız, çatışmasız bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Ki onlar birbirleriyle barışık büyüsünler. Bu ülkenin her rengini sevelim. Çünkü gökkuşağı gibi. Hepsinin ayrı tonu var. Hepsinin ayrı güzelliği var. Muhteşem bir coğrafyada ve muhteşem bir ülkedeyiz. Her kültüre açık ve milyonlarca kültür kendi içinde barındıran bir yerdeyiz. Tüm bunlardan mutsuzluk çıkarmak yerine muhteşem bir mutluluk üretebiliriz. Ya valla kızıma da hep söylerim. Hep çocuk kal ama güzel büyü. Hep çocuk kal ama güzel büyü. Evet. Güzel bir mesaj oldu. Kızıma da selam yollayayım. Çok kızıyor sonra. Tamam. Jinda, seni seviyorum. Allah bağışlasın. Efendim gelişiniz güle güle. Gidişiniz güle güle. Eyvallah. Her işiniz güle güle olsun inşallah amin, diyoruz. Amin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Sevgili seyirciler, yolcu konuklarımız ve Hakan Bey ile birlikte Kaptan Köşkü'ne gideceğiz. Yusuf Bey avukat haliyle çantada davalar mı var Yusuf Bey? Dava dosyaları var. Buradan nereye? Çalışmaya. Buradan ofise gideceğim, çalışmaya devam. Kaptanımızı bir ziyaret edelim. Kaptan Köşkü'ne icraya gidiyormuşuz gibi avukatlar. Kaptanım, selamünaleyküm, müsait misin? Selam. Böyle çat kapı geldik gerçekten. Kolay gelsin. Hakan Bey'le. Şu an yanaşma anındayız. Efendim şu martılara bakar mısınız iskelede? Şu anda vapurun ön güvertesinde üstte dolaşan martılar. Martılar bizim yoldaşımız, yol arkadaşımız. Alo. Alo. Vapurda çalsın sohbet. Konuk olarak gelmek istiyorsanız Instagram'dan DM'den mesaj gönderebilirsiniz kaptanım. Teşekkür ediyorum. Size ayrıcalık yapabiliriz tabii. Ama yani siz yine de yazın. Çaylar bizden. Kaptan katılmak istiyormuş. Karşı gemiden. Ne diyorsunuz? En son bölümde yengeyi üzdü biraz. Ya enişte ama ayrı bir renk dizide ya. Çok ayrı bir renk ve harikasınız. Bir eyvallah. Eyvallah. Vallahi çok mutlu olduk. Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı sürede çok şey yapabilmektir. Çok güzel şeylerin, sunduğunuz tüm güzelliklerin devamı dileğiyle. Hakan Karsak. Kamera arkasında yaşananlar, sürpriz videolar ve daha fazlası için bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.